başlayalım. Kıymetli dostlar Hisarcılar ikinci dersimizle birlikteyiz. Gelelim şimdi e, Hisarcılar'da diğer sanatçılarımıza doğru. Munis Faik Ozansoy'la devam edeceğiz yolumuza. Munis Faik Ozansoy arkadaşlar e, Faik Ali Ozansoy'un oğludur. Faik Ali Ozansoy hangi akımın hangi dönemin e, isim babasıydı? Fecraati döneminin isim babasıydı. E Fecrati'den çıkan ve sürekli Fecraati'nin etkisinde kalan kimdi? Ahmet Haşim'di. Munis Faik Ozan kimden etkilenecek o zaman? Ahmet Haşim'den etkilenecek. Başka kimden etkilenecek? O dönemin divan şiiri geleneğini devam ettiren iki sanatçısı Ahmet Haşim, Yahya Kemal. Bu ikisinden sürekli etkilenecek. Çünkü bu ikisi hem yazmış olduğu konu itibariyle hem de divan edebiyatının etkisinin olmasından dolayı Munis Faik Ozansoy'u etkilemiştir. Munis Faik Ozansoy henüz küçük yaşlardayken daha okuma yazma alfabe bilmiyorken Aruz vezniyle nasıl şiir yazarım diye düşünmeye başlamış. Aruz Vezni'ni nasıl kullanırım diye düşünmeye ve kafasından ritim uydurmaya başlamış Aruz vezniyle. Topluluk içerisinde divan şiirinden bu yüzden en çok etkilenen sanatçı Munis Faik soyudur. İnanılmaz bir Tevfik Fikret hayranıdır. Gerçeğin yerine hayali, rüyayı koyan sanatçı kullanmış olduğu görsel imgelerle birlikte kendisini bir masal dünyası, bir masal şatosu oluşturur. Ahmet Haşim'den etkileniyor dedik ya az önce. Evet Ahmet Haşim'in etkilendiği akım neydi? Ahmet Haşim'in en yoğun olan akımı empresyonizmdi yani izlenimcilikti. Bir diğeri ise sembolizm. O zaman bu sanatçıda sembolizm ve empresyonizm var mı? Vardır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz, not alıyorsunuz. Bu Munis Bhai için önemli bir durumdur. Şiirinde karamsar, bu dünyadan beklentisi olmayan, hasretle bu dünyadan ayrılacağı günün be e gelmesini bekleyen, kaybettiği her yakınında ölüm sancısını daha derinden hisseden bir şair vardır. Ya bu durum size kimi hatırlatıyor? Şu durum size kimi hatırlatıyor? E bu ben diyor Can Hocamız. Yok hocam, siz değilsinizdir. Kimi hatırlatıyor arkadaşlar? Ahmet Haşimi hatırlatıyor. Evet. Arkadaşlar divan şiirinin nazım şekillerinden etkilenmiştir. Gazel, Mesnevi, Müstezat, Şarkı gibi eserler yazmıştır. Bunun haricinde halk edebiyatından da etkilenmiştir. Ama ağırlık divan edebiyatı. Koşma, tekke edebiyatındaki ilahi tarzında da şiirler kaleme almıştır. İlk şiir kitabında demiştik ya Tevfik Fikret'in etkisi var, Abdülhamit Tarhan'ın etkisi var, e, babası Faik Ali Ozan Soy'un etkisi var, Yahya Kemal'in etkisi var, Ahmet Haşim'in etkisi var. İlk şiirini Ahmet Abdülhamit'e ithaf etmiştir. Abi biri bir anda açtı mikrofonu korktum. Aman hocam. Vallahi korktum. Yemin ediyorum korktum. Abdülhamid'e ithaf ettiği aynı isimde bir şiiri vardır. Büyük Mabed'in Eşiğinde isimli şiiri Abdülhamid Tarhan'a İtafen yazmıştır. Devam ediyorum. Marmara ve Çığır dergilerinde yayınlamış olduğu eserleri bir kitabında birleştirir. Hayal ettiğim gibi ismiyle birleştirerek yayınlar. 1959 yılında Bir Daha ve Hece Vezni yazılmış olan Yakarış isimli şiirlerini çıkartmıştır arkadaşlar. Bir Daha Bir de arkadaşlar hece ile olan Yakarış Zaman Saati isimli şiirinde arkadaşlar burada arkadaşlar zamanı ve şiirle ilgili düşüncelerini aktarır. Bu yüzden Zaman Saati şiiri bir poetikasıdır. Sanatçının şiir görüşlerini aktardığı bir poetikasıdır. Yazmış biz burada e, ön söz yazmışız ama poetikası olduğunda bilelim arkadaşlar. Zaman ve şiire şiirle ilgili düşüncelerini aktarmış olduğu bir poetikasıdır. Dergisinde dergide düşündüğüm gibi genel başlığı adı altında pek çok konu üzerindeki düşüncelerini, yorumlamalarını deneme, eleştiri türü, türüyle kaleme vermiş, kaleme almıştır. Halit Ziya Uşaklıgil'in ee, Kabus isimli bir tiyatrosu vardı. Hepiniz hatırlarsınız. Munis Faik Ozansoy günün konuşma diline o ee, eseri çevirmiş. Bir de günün şartlarına göre o ee, eseri uyarlamıştır. Daha sonra da sahnelemiştir. Yakınma adlı bir eseri vardır. Burada arkadaşlar Tevfik Fikret'e demiştim az önce sizlere. Büyük bir hayranlık duyar. Bu yüzden de bunu da Tevfik Fikret'e ithaf etmiştir. 1971 yılında son şiir şu şiir kitabı olan şiir şor olan oldu. Şiir kitabı olan Kaybolan Dünyayı yayınlamıştır. Şimdi burada bilmemiz gereken neymiş arkadaşlar? Zaman saati önemli. Başka hayal ettiğim gibi başka neyi bilmem lazım arkadaşım? Düşündüğüm gibi. Bunları bilmen lazım güzel kardeşim. Yakınmada Tevfikret'i ithaf etmişti. Kaybolan Dünya son şiir kitabıydı. Bazı şiirlerinde, şimdi gelelim Gültekin Samanoğlu'na. Bazı şiir ve yazılarında arkadaşlar Gültekin Samancı bir de babasının ismi Fehmi, Nuri Fehmi Gültekin imzalarını kullanmıştır. Bazıları Gültekin Samanoğlu'nu kadın sanıyorlarmış. Arkadaşlar Gültekin Samanoğlu maalesef erkektir. Arkadaşlar şimdi gelelim şöyle bir yanılgıya. Birçok kaynakta şunu göreceksiniz. Gültekin Samanoğlu'nun ilk şiir kitabı O Kadın diye birçok kaynakla geçer fakat 1947 yılında yazmış olduğu, 1947 diye şuraya yazalım Edebiyat Yolcusu isimli şiir kitabı ilk olarak Gültekin Samancı ismiyle Münifer dergisinde çıkmıştır. <laughs> Bir yazabilir mi hocam sol alt köşeden e, düzeltebilirsiniz hocam diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi Edebiyat Yolcusu 1947 yılında ortaya çıkmıştır İlk şiiri budur. Bazı kaynaklarda o kadın göreceksiniz o kadın arkadaşlar 1948 yılındadır. Ha şiir dünyasını adımını attıran o kadındır. Fakat ilk şiirinin Edebiyat Yolcusu olduğunu bilelim. Şairin ilk şiir kitabı Alaca Karanlıktı. İlk şiiriydi. Bu, bu da ilk şiir olarak biliniyor bazı kaynaklarda. Fakat edebiyat olucusu garantidir. Şemsiye bir yastıkta Alaca Karanlık ilk rüzgarlar adlı dört bölümden oluşur. Buradaki zaten sanatçıların çoğu şiirlerini dört bölümden oluşturuyor. 61 şiir burada yer almış. Bu şiirlerin içerisinde arkadaşlar sadece bir tanesi hece vezni yazılmıştır. Diğerleri hepsi aruzla veya serbest ölçüyle vesaire yazılmıştır. Bakıldığı zaman çoğunlukla serbest ölçü Kupa Yelken isimli şiirinde hece ve hece vezni kullanmıştır. Uzun vuran gölge ikinci şiir kitabı. Uzun vuran gölge yağmura vurulmak, köprüler, gidenler gelenler isminlerinden oluşan toplamda 4 bölümden oluşacaktır. Sanatçı şiirlerinde zaman zaman asonansı ve aliterasyonu kullanıyor. Arkadaşlar bir sanatçının aliterasyon ve asonansı kullandığını gördüyseniz orada hemen yapıştırıyorsunuz musiki vardır. Orada hemen yapıştırıyorsunuz ince vardır. Orada hemen yapıştırıyorsunuz sembolizm vardır, sembol vardır. Tamam mıyız arkadaşlar? Gültekin Samanoğlu'na çok fazla değinmemize gerek yoktu. O yüzden yeterince değindik. Devam edelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben bu sene soru olur, olur mu olmaz mı emin olamıyorum. Ama güzel bir soru olur mu? Bana sorarsanız çok güzel bir soru olur. Bekir Sıtkı Erdoğan. Cumhuriyet'in bir de kaçıncı yılı? Yüzüncü yılı. E, Cumhuriyet'in 100. yılında ben Cumhuriyet'in 50. yıl maaşını yazan bir sanatçıyı neden kaleme almayayım güzel kardeşim? Alabilirim. Sana bu sanatçıyı arkadaşlar daha küçük yaşlarındayken annesi bir şiir okumuş ve okuduğu şiir 7 artı 7 duraklıymış ve bu şiirden sonra bu sanatçı demiş ki ben halk şiirinden şiirler kalem alacağım, halk şiirini yazacağım, büyük bir şair olacağım demeye başlamış. Bu yüzden de sürekli halk edebiyatının geleneğini devam ettiren sanatçıları okumuş. Sonra zaman içerisinde bir bakmış divan edebiyatındaki sanatçıları da çok beğenmeye başlamış. Ee, daha sonrasında Tanzimat'ta, Servet-i Fünun'da, e, Fecr-i Milli Edebiyat'taki sanatçıları da okuyarak hem şekil olarak hem de içerik olarak kendisini daha da ne yapmıştır arkadaşlar? Geliştirmiştir. İlk başta Yunus Emre etkisindedir arkadaşlar. Yunus Emre ile beraber Karacaoğlan etkisinde Erzurumlu Emrah etkisinde devam eder. Lale Devri dönemi sanatçılarından Nedim, sonrasında Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından Celal Şuhabettin, bir de Milli Edebiyat döneminin bağımsızlarından Yahya Kemal'i okuyarak kendini geliştirecektir. Şar, sanatçı, divan edebiyatıyla ilgili yazmış olduğu şiirlerinde mahlas kullanmayı tercih etmemiştir. Fakat kendisi mahlas kullanmayı tercih etmese de kaya, e, kalemine bir isim vermiştir. Demiştir ki benim kalemim dimdik, bu yüzden benim kalemimin adı Elif olsun der ve Elif e, mahlasını kalemine vermiştir. Kendisine vermemiştir. Şiirine bakıldığı zaman arkadaşlar 3 boyutun üç boyutta işlemiştir. Bunlardan birincisi derinlik, ikincisi genişlik, üçüncüsü ise uzunluk boyutudur. Hancı isimli şiirini Behçet Kemal Çağlar'ın okur bir öyle bir Behçet Kemal Çağlar'ın o dönemde arkadaşlar 1940'ları 40'lı yıllarda sanatçılar e, sürekli böyle toplanırlar. Behçet Kemal Çağlar'ın evinde toplanırlar. Şiir mo e, şiirle ilgili sohbetler falan. Gültekin Samanoğlu der ki bir kere Sıtkı'ya gel sen de bizimle, gel beraber gidelim der. E, ile Bekir Sıtkı Erdoğan bir de Gültekin Samanoğlu inanılmaz çok iyi arkadaşlardır. Bunun üzerine Behçet Kemal Çağlar'ı e, gördüğü anda der ki ben de bir şiir yazdım. Ben de bunu okumak istiyorum. Hancı isimli şiirli Behçet Kemal Çağlar'ı okur. Behçet Kemal Çağlar görür görmez şiire hayran kalır. Ve o şiiri yayınlama kararı alır. Bekir Sıtkı Erdoğan bu şekilde arkadaşlar e, yazın dünyamıza, edebiyat dünyamıza giriş yapar. Halk edebiyatı nasıl şekillerinden koşma, varsağı, güzelleme, koçaklama ve benzeri Divan edebiyatı nazım şekillerinden gazel, kaside, rubai gibi e, vezinleri kullan şey nazım şekillerini kullanmıştır. Şiirlerini ipe inci dizer gibi işlediğini kendisi bizzat zaten belirtmiştir. Ne söyleyeceğinden ziyade nasıl söyleyeceğini düşünmüştür. Çünkü zaten ne söyleyeceği kafasında hemen şapta barak ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Şiirlerinde memleket özlemi ve gurbet ön plandadır. Bir yağmur başladı isimli İlk eserinde çocukluğunu, çocukluğunun geçmiş olduğu çevreyi, annesine, bu çevreye olan sevgisini aktarmaya çalışmıştır. Bekir Sıtkı Erdoğan'dan devam edelim arkadaşlar. Mavi İhtiras zaten son sanatçımız bugünkü. Mavi İhtiras isimli dört denize olan sevdasını anlatmıştır. İstanbul Destanlar içinde isimli şiirinde İstanbul'un fethini kaleme almıştır. Ses Ver isimli şiirinde Poetikasına, şiir hakkındaki görüşlerini ele dile getirmiştir. Bekir Sıtkı'nın Dostlar Başına isimli eserinde Aruz'un kusursuz örneklerini vermiştir. Çünkü arkadaşlar burada birinden etkileniyor. Kimden? Cenab-ı Şahabettin'den etkilenerek bunu yapıyor. Ve cenab Şahabettin'in etkisi olduğu için burada Aruz'u kusursuz bir şekilde işlemiştir. Ateş Çemberi isimli şiiri bu örneklerden bir tanesidir. Hancı Eminem sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın. Yaz mevsimidir. Aşka heveslendi bu gönlüm gibi şiirleri bestelenmiştir. Ee, eski sanatçılardan e, isterseniz YouTube üzerinden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Harp Okulu Marşı isimli eserini arkadaşlar e, Atatürk'ün Doğumunun 100. yılında yazdı diye hatırlıyorum ama emin değilim. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim. Harp okulu Marşı'na yine bakılmalı. 50. yıl marşı ne zaman yazılmıştır arkadaşlar sizce 50. yıl marşı hangi yılda yazılmıştır tabii ki ee, hemen cumhuriyetin kuruluşuna 50 ekliyoruz 1973 diyoruz sonra sanatçı 75 yıl marşını yazıyor arkadaşlar sonradan sanatçı onu da ne zaman yazacak sizce 75. yıl marşını ne zaman yazar 1998 Sabır sarmaşıkları rubaylardan oluşan eserleridir arkadaşlar. Sabır sarmaşıkları unutmuyorsunuz. Elif divanı. Elif neyin adıydı arkadaşlar? Elif neyin adıydı? Elif neyin adıydı arkadaşlar? Kaleminin adıydı. Bekir Sıtkı Erdoğan edebiyatı savunduğum dava kitabı olarak da Elif Divanı'nı örnek gösterir. Ee, bu eserinde arkadaşlar diğer ismi kaybolan izlerdir. Evet kıymetli dostlar hisarcılardan bu önemli sanatçıları işledik. Tabii ki daha önemli sanatçılarımız var. Fakat hepsini işlersek e, diyeceksiniz ki hocam çok detaya giriyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar bence bana sorarsanız bu kadar sanatçı yeterli.